Ya benim daha önümde daha çok maç var. Çok maç oynayacağım. Şu anda aldığım zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Benim için oynadığım süre 90 dakika. Yani 5 dakika oynuyorsam benim 90 dakikam o. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani böyle gelişimim devam ediyor bu arada da. Devam ediyorum yani. Yalçın Hoca ile ilgili neler söylersin? Senle onun arasında özel bir bağ var. Biz de antrenmanlarda görüyoruz. Evet. Neler söyleyeceksin? Yalçın Hoca yani hayal ettiğim bir teknik direktör, öyle söyleyeyim. Hep bana bir şeyler katmasını istediğim bir hocayla çalışmak istiyordum. Futbolu bana öğretebilecek bir hocayla çalışmak istiyordum. Yalçın Hoca gerçekten bana çok güzel şeyler öğretiyor. Ben ona çok soru soruyorum. Hiç bıkmadan usanmadan cevap veriyor. Çünkü onun da hoşuna gidiyor bir şeyler öğretmek. Yani şükür ediyorum Yalçın Hoca gibi bir hocayla çalıştığım için. Çünkü bana çok önemli şeyler katabileceğine inanıyorum. Kattığı şeyler de var ve daha çok katacağı şey olduğuna inanıyorum. Çok iyi bir teknik adam yani. Şu anda Kubilay var. O da altyapıdan çıkma senin gibi. Onunla beraber oynuyorsun. Selezno gibi önemli bir golcü var. Evet. Onların sana nasıl bir katkısı var? Ya, önce Kubilay abiyi söyleyeyim. Kubilay abi çok iyi bence. Bir takımımda isteyeceğim forvetlerden biri. Mesela Kubilay abiyle ikili oynamak çok isterim. Çünkü birbirimizi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Seleznov da çok tecrübeli. Ondan öğrendiğim şeyler var. Bana hep öğretmeye çalışıyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Yani bana samimi duygularıyla yaklaştığını ben fark ediyorum zaten. Bana bir şeyler öğretmeye çalıştığını fark ediyorum. Yani ikisiyle de aram çok iyi. Çok iyi oyuncular gerçekten. Onlara da teşekkür Hani ediyorum. takım içindeki Süper Lig'e olan inanç ne düzeyde sence? Bence çok inanıyoruz. Zaten Bursaspor'un olduğu bir yerde favori her zaman Bursaspor'dur. Biz de bunun bilincindeyiz. Zaten abilerim şampiyonluk için her şeyi yapıyor. Şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Yani inanıyoruz şampiyon olacağımıza. Kesinlikle inanıyoruz. Maça girdim biliyorsun maçında. İlk 30 saniyede bir pozisyonla Evet. karşılaştım ama burada heyecan mıydı yoksa Birazcık samimi konuşayım. Oyuna girdim, tabela kalktı. Oyuna girdikten sonra sola doğru döndüm. Birden karşı karşıya kaldım. Eğer oyuna ısınmış olsaydım Emirhan abiyi görürdüm. Emirhan abiye vermem daha mantıklıymış. Çünkü topu kontrol ettiğim anda kalecinin açımı kapatmasına izin vermişim biraz. Yani oyuna biraz ısınamadığımı söyleyebilirim ama heyecan olduğunu söyleyemem yani. Heyecan yoktu yani. Ali, bireysel olarak kendi kariyerinle ilgili hedefin nedir? Bunu her zaman söylüyorum. Bursaspor'da çok iyi işler yapmak istiyorum. Sonra kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum. Türkiye'yi sizlere gururlandırmak istiyorum orada. Milli takımda da herhalde. Milli takımda da oynamak istiyorum zaten. Milli takımında vazgeçilmez santrafor olmak istiyorum.